Merhaba arkadaşlar, Tek Tabanca'ya hoş geldiniz ve sonunda Amazon'dan paketim geldi. İşte paket burada. Peki bu paketin içinde ne var? Bu paketin içinde ne var biliyor musunuz? Bir oyun kanalı için gerekli olan bütün malzemeler bu paketin içinde. Ve ben de falçatamı alıyorum burada. Açacağım ama kutunun açılmışı zaten burada var. Gördüğünüz gibi kutuyu açtım ama malzemeleri açmadım. Öncelikle birkaç daha şey söylemek istiyorum. Malzemeleri size göstermeden önce. Arkadaşlar ben bunun araştırmasını çok yaptım. Yani gameplay videolarını nasıl bilgisayarıma aktarırım diye. Ve inanır mısınız hiç kimse bana bir şey söyleyemedi bu konu hakkında. Yani doğru bilgi alamadım. Yani işin kısası insanların bir bok bildiği yok Türkiye'de. Ve zannetmiyorum ki iki elimin üç elimin parmaklarını geçsin bilen insanların sayısı. Onun için Amazon'dan bu ürünlerin siparişini yaptım ve bu ürünler bugün elime ulaştı. İsterseniz şimdi tek tek bu ürünleri birlikte inceleyelim. Evet, öncelikle paketin en önemli parçası olan Elgato HD60 Capture Card, yani yakalama kartı. Bu ürün sayesinde PlayStation 4'ten gelen görüntünüzü bilgisayara aktarabiliyorsunuz ki çok önemli bir ürün. Evet, HD60. İstersen şöyle biraz yakından tutayım. Evet, zoom yapamıyorum kendim burada. Bir kameramanım da olmadığı için. Evet, HD60 Elgato. Bunu açacağım birazdan. Ve diğer ürünlerimiz, bir webcam aldım. Ama bildiğiniz dandik webcamlerden değil. Logitech 615 HD webcam. Fiyat olarak da orta sınıf. Ama HD videolar çekiyor. Yani oyun görüntülerinin üzerine kendi görüntümü ekleyeceğim bunun sayesinde. Evet, görüyorsunuz. Yani uzun araştırmalar yaptım bunlar için. Ve bu ürünü Elgato ile beraber bundle olarak aldım. Bu da Blue Yeti mikrofon. Bundle olarak ikisinde siyah renkte olanı vardı. Daha doğrusu Elgato zaten siyah renkli. Ama bu mikrofonun metalik grisi de var. Ama ben beraber ikisi aynı renkte olsun diye siyahından sipariş verdim. Ve bundle olarak bunlar da geldi. Ve bir ürün daha var. Onu da size göstereceğim şimdi. Evet, bu da pop filter. Yani pop filter'ı ne için kullanacağız? Yeti'ye giden sesi temizlesin diye. Bunu Yeti'nin önüne, ön tarafına takıyoruz pop filter'ı. O da burada, evet. Şimdi isterseniz kutuları teker teker açalım. Yani ürünlerin kutularını teker teker açalım. Bu arada güneş de geliyor. Özel ışık kullanmak istemedim. Rahat bir video olsun. Yani kesme de yapmayacağım bu videoda. İstersen Elgato ile başlıyorum, evet. Hemen başlayalım. Hızlı açarım herhalde. Bu arada isterseniz ben biraz daha konuşmaya başlayayım. Evet, kimsenin bir bok bilmediğinden bahsetmiştim. Evet arkadaşlar, maalesef bu doğru. Yani farklı ürünler almak zorunda kaldım ama YouTube'da uzun araştırmalarım sonucunda bunların alınması gerektiğini öğrendim. Özellikle Amerika'da bu işi insanlar çok profesyonel yapıyor ve herkesin dediği tek bir şey vardı. Elgato'yu alacaksınız. Evet, en önemlisi bu. HD60, bir düşük modeli daha var ama Elgato HD60'ı hem Xbox'ta hem de PlayStation 4'te kullanabiliyorsunuz. Evet, kabloları şöyle bu şekilde geldi arkadaş. Geldi daha doğrusu. Beraber görüyoruz şu anda. Geliyor. Geldi. Fark etmez artık. Geçmiş gelecek zaman. Küçücük, gördüğünüz gibi bir kutu. Çok küçük bir kutu. Yani capture card, yakalama kutusu oluyor. Bunu bilgisayarıma bağlayacağım. Bilgisayar, yani PlayStation'a bağlayacağım. Onu bilgisayara bağlayacağım ve bilgisayarı da PlayStation 4'e bağlayacağım ve çok güzel HD 60, yani 60 frame per second görüntü elde edeceğiz. Piyasada zaten bundan daha iyisi yok. Onun için en iyisini aldığımı düşünüyorum yani. Ve diğer üründe müthiş bir mikrofon. Fiyat olarak da gerçekten Amazon'da çok uygun. Türkiye'den almaya çalıştım bunu ama fiyatlar bayağı yüksekti. Onun için Amazon'dan almaya karar verdim. Şöyle sizler için bunu da açmaya çalışacağım. Blue Yeti mikrofon. Evet, şöyle isterseniz şöyle bir açalım.
Evet, açmaya çalışıyorum. Birazcık şöyle yırtacağız artık. Evet, straforun içinde geldi. Straforun sesini de hiç sevmem. Gıcık olurum. Ay. Hemen istersen şöyle. Evet, şunu atalım arkadaşlar. Ah! Yani gıcık oluyorum bunun sesine. Evet. Bakın, müthiş bir mikrofon. Eski böyle haber sunan spikerler vardır ya, onların önünde olur ya, işte böyle bir mikrofon. Çok araştırmasını yaptım bunun da YouTube'da. Herkesin dediği bir şey var. Blue Yeti, Blue Yeti, Blue Yeti. Eğer gameplay videoları çekiyorsanız kesinlikle almanız gereken bir mikrofon. Ve siyahını aldım. Gördüğünüz gibi bundle şeklinde tam takım oldu. Televizyonum da zaten siyah renkte. Kapkara artık oyunlarımızı kaydedeceğiz. Görüntülerimizle birlikte. Evet. Pop filter'ı burada. Bunu zannedersem açmama gerek yok. Bunu buraya takıyorsunuz önüne ve gelen sesinizi güzel bir şekilde mikrofona iletiyor bu pop filter. Bunun fiyatı da ucuz, çok pahalı bir şey değil. Blue Yeti de esasında çok pahalı bir mikrofon değil. Onun için gayet uygun bir alışveriş oldu benim için. Gördüğünüz gibi mikrofon böyle. Bunu önünüze koyuyorsunuz. Ve artık bundan sonra gameplay videolarınızı çekerken rahat bir şekilde konuşabilirsiniz. Artık yani ben konuşabilirim gameplay videolarımı çekerken çok rahat bir şekilde. Ve son ürünüm de Logitech webcam. Buradaki görüntüyü de gameplay videosunun sağ sol veya sol üst köşesine koyacağım. Ve tam anlamıyla bir artık gameplay, yani tam çözüm videosu karşımda olacak. Evet, şöyle isterseniz açayım birazcık. Biraz hırpalıyorum ama artık yapacak bir şey yok. Sonuçta video çekiyoruz. Videonun hatırına. Evet. Şöyle bakın. Gayet kibar bir kamera. Evet. Şöyle birazcık ırpalamam gerekiyor artık. Evet, şöyle bir webcam. Zaten webcam birçoğumuzda var. Ama kaliteli olsun istedim. Zaten üzerinde de yazıyor. HD 1080. Skype'da da 1080 Full HD görüşme yapabiliyorsunuz ki beni pek ilgilendirmiyor Skype. Beni ilgilendiren gameplay videoları. Onun için işte gördüğünüz gibi bütün malzemelerim burada. İsterseniz tekrar size bir tanıtayım malzemeleri. HD webcam, Blue Yeti mikrofon, yine Elgato Gaming Capture Card bundle olarak, ikisi de siyah renkli ve pop filter, bu da mikrofon için olmazsa olmaz bir alet. Arkadaşlar, bunların dördüne sahip olduğunuz zaman çok rahat bir şekilde gameplay videoları çekebilirsiniz. Kaliteli bir şekilde daha doğrusu. Ben PlayStation üzerinden çekmeye çalıştım. PlayStation 4 üzerinden. Bildiğiniz gibi 15 dakikalık videolarınızı, görüntülerinizi kaydedebiliyorsunuz. Ama hiçbir şekilde sağlıklı olmadı. Çünkü aktardığınız görüntünün üzerine konuştuğunuz zaman o görüntünün sesi yankılı çıkıyor. Yani hiçbir şekilde ses açısından sağlıklı bir sonuç elde edemiyorsunuz. O yüzden bunların arayışına girdim ve uzun araştırmalarım sonucunda bunların alınmasına karar verdim ve Amazon'dan sipariş ettim. Videom da burada sona eriyor. Bunların denemesini tabii ki yapacağım. İlerleyen videolarımda nasıl çalıştığını, nasıl sonuçlar aldığımı sizlere tekrar göstereceğim. Şimdilik herkese tek tabancadan bay bay, çav çav.